Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri ve değerli katılımcılar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 1. birleşimini açıyorum. Aramızda değerli konuklarımız var. Sırasıyla takdim edeceğim. İstanbul İl Başkanımız ve yönetimi aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanım. Ankara İl Başkanımız, kadın ve gençlik kollarımız ve yönetimleri aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tokat İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız ve yönetimleri aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Kayseri Kadın Kolları İl Başkanımız ve yönetimi aramızda. Hoş geldiniz. Mezitli ve Tarsus ve Yenişehir ilçe örgütleri aramızda. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Denizli Bozkurt ilçe başkanımız ve belediye başkanımız ve meclis üyeleri aramızda. Hoş geldiniz. Etimesut ilçe başkanımız, kadın gençlik kolları başkanlarımız ve yönetimleri aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Manisa Sarıgöl ilçe örgütümüz ile Gördes gençlik kollarımız aramızda. Hoş geldiniz. Yeni Mahalle ve Etimeskut Belediye Başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanlarım. Karkamış ve Nizip Belediye Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz aramızda. Hoş geldiniz sevgili başkanlarımız. Yine aynı şekilde Mezitli Tarsus Belediye Başkanlarımız aramızda. Hoş geldiniz. Sevgili Gölbaşı Belediye Başkanımız aramızda. Hoş geldiniz başkanım. Tokat, Almus ve Kınık Belediye Başkanları aramızda. Hoş geldiniz. İzmir Torbalı Yörükler Derneği aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sarıgöl Belediye Başkanımız da aramızdaymış. Hoş geldiniz başkanım. Ankara Malatyalılar Dernek Başkanı ve yöneticileri aramızda. Hoş geldiniz. Fethiye Sakatlar Derneği Başkanı ve yönetimi aramızda. Sizler de hoş geldiniz. Evet, uzun bir liste oldu ama tamamladık. Şimdi Sayın Genel Başkanım, sunuşlarınızı yapmak üzere sizi kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederiz. Sayın Genel Başkanım, Uzunköprü Belediye Başkanımız Sayın Ediz Martin aramızda. Kendisini buraya davet ediyorum. Buyurunuz Ediz Bey. Katıldım. Şimdi Edirne İl Başkanımız ve buyurun buraya buyurun milletvekillerimiz buyursunlar. Buradalar. Değerli Cumhuriyet Halk Partisi ailesi, 3. yasama yılının ilk günü, büyük bir coşku var. Sokaktaki heyecanı hissediyorsunuz. Ayrıca bu coşkunun, bu sahiplenmenin ne anlama geldiğini de biliyorum. Ona da birazdan değineceğim.
Ama bir çağrı yaptık. Baba evinin kapıları açık dedik. Edirne Uzunköprü'de partimizden aday adayı olmayan, demokratik bir şekilde yarıştığımız, seçimi kazanan ama kökü Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan, Cumhuriyet Halk Partisi onun da baba evi olan Ediz Martin başkanımız bağımsızdı belli bir süredir. Bugün baba evine dönmeye karar verdi. İlçe başkanlığımızda rozetini ilçe başkanımız baba evinde taktı, il başkanımız taktı. Yazdı o zaman ilk toplantıda bir rozette genel başkandan Cumhuriyet Halk Partisi grubundan. Hoş geldin başkanım. Şöyle ikiniz isterseniz böyle geçin arkadaşlar. Geçin geçin. Ya kardeşim. İlçe başkanım sen de gel. İlçe başkanı gel. Gel. Evet şöyle bir fotoğrafımızı verelim. Hoş geldiniz baba evine. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlar. O tarafta değil. Eğer baba evine bir dönüş olacaksa önce ilçe başkanlığı, il başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle kenetleşilecek. Ondan sonra böyle el ele kol kola gelinecek. Başımızın üstünde baba evindeki yeri alınacak. Hoş gelmiş başkanım. Evet başkanım. Evet, Sayın Genel Başkanım bugün İYİ Parti'den bir İstanbul Milletvekilimizin grubumuza katılımı olacak. Sayın Nimet Özdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. İstanbul İl Başkanımız, İstanbul İl Başkanımızı hoş geldiniz. İstanbul İl Başkanımızı bu taraftan alalım. İstanbul milletvekillerimizden aynı bölgeden yakın yerden olan arkadaşlarımız buyursunlar. Nimet Hanım iş dünyasında çok önemli başarıları olan 2017 yılında bir siyasi partinin kuruluşunda yer alan, 2023 seçimlerinde İstanbul 1. bölgeden milletvekili seçilen, belli bir süredir, uzun bir süredir bağımsız olan, hayvan hakları, çevre politikaları, kadın, çocuk, engelli haklarında büyük bir mücadele veren, bundan sonra da grubumuzun gücüne güç katacak olan değerli bir milletvekilimiz bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'ne, baba ocağına gelmek istedi. Milletvekillerimiz, grubumuz ve elbette İstanbul ilçe başkanımız, İstanbul'daki ilçe başkanlarımız ve il başkanımızla birlikte bugün buradalar. Örgütümüzü ve grubumuzu temsilen bölge milletvekilleri yanımızda. Hoş geldiniz. Baba evi büyümeye devam ediyor. Nimet Hanım'ı büyük bir memnuniyetle, alkışlarla grubumuza davet ediyoruz. Bakalım şöyle. Evet başkanım buyurun. Şöyle Nimet Hanım'la bir... Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Değerli milletvekillerim, kıymetli grubum, Türkiye'nin dört bir yanından gelen bu büyük coşkuyla bu grubu başlamakta olan, yasama yılında bugün yalnız bırakmayan çok değerli örgütümüz, kıymetli konuklar, televizyonlarından izleyenler, radyolarından dinleyenler, hepinizi
Cumhuriyet Halk Partisi adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Maalesef, maalesef acı haberlerin hepimizi kahrettiği günlerdeyiz, haftadayız. Öncelikle bir taziye dileğinde bulunacağım. Dün 41. hükümette İmar ve İskan Bakanlığı, 54. hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Recai Kuta'nın vefat haberini üzülerek öğrendik. Bu saatlerde kendisi Ankara'da defnediliyor, toprağına kavuşuyor. Kendisine, ailesine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Hafta sonu ve dün çok üzücü olaylara şahitlik ettik. İstanbul Fatih ve Eyüp Sultan'da Semih Çelik isimindeki cani, iki genç kadını İkbal Uzuneli ve Ayşenur Halil'i katletti. Tekirdağ'da ise şiddete ve istismara uğrayan sadece 2 yaşındaki Sıla bebek dün tedavi görürken yaşam mücadelesini kaybetti. Bu yılın ilk 9 ayında 295 kadın hayattan koparıldı. Bugün ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının bir rastlantı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şiddeti üreten maalesef bu düzenin kendisidir. Günlerdir İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından bile failin özelliklerini öne çıkaran, faili ve katledilen kadınlar arasındaki ilişkiyi adeta magazin malzemesi haline getiren ifadeler kullanılıyor. Ama esas sorun şudur ki bu soruya cevap aramamız lazım. Bu toplum bu hale nasıl geldi? Bu canileri yaratan ve aramızda dolaştıran koşullar nedir? Bu siyasi rejim kim ne derse desin, beyanlarıyla, icraatlarıyla ve rakamlarla görülüyor ki kadınları eşit görmüyor, kadınlara iyi gelmiyor. Ve öyle bir süreçteyiz ki bu iktidar kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyamadığı gibi bu konuda atılmış olumlu adımlardan da geri adımlar atıyor. AKP'nin kadınları hedef alan politikalarının en somut örneği 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek imzayla çıkmasıdır. Buradan hepinize hatırlatmak isterim. İstanbul Sözleşmesi uluslararası çok uluslu bir sözleşme olarak İstanbul'da bağıtlanan, imzalanan, hepimizin gurur duyduğu. 2011 yılında meclisten geçerken meclisteki tüm siyasi partilerin, tüm milletvekillerinin coşkuyla oy verdikleri. Bundan sonra kadın katilleri, kadına karşı şiddete meyledenler iyi düşünsün dediğimiz, arkasından sayısız yasal düzenlemelerin gelmesinin, kurumların oluşturulmasının, kuralların uygulanmasının ve caydırıcılığın en net şekilde ortaya çıkacağını Türkiye'nin tamamının gördüğü, bildiği ve birilerinin ayağını denk aldığı bir yıl oldu. Tam 15 yıl içinde 2011 yılı kadına karşı şiddetin bariz şekilde düştüğü, kadın cinayetlerinin bariz şekilde düştüğü yıldı. Bakın bu örnek tek değil. Hatırlayın Kapkaç olayları. Her gün televizyonda 3. 4. 5. 6. haber Adana'da, İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de Kapkaç vakaları. Kadınlar sürükleniyor. Hatta hatırlayın, kadını sürüklüyor, çantayı çalıyor, köşede yakalanıyor, gidiyor,
İfadesi veriyor. Salı veriliyor. Akşamüstü bir başka kadına kapkaç yapıyorlardı. Ne oldu? Dedik ki kapkaçın cezası 1 ila 3 yıl. Yatarı eğer alt sınırdan verilirse yok. Geçmişte suçu da yoksa 1 yılı alıyor, aramıza dolanıyor. Zaten bu kadar az olan bir cezaya tutukluluk tedbiri de uygulanmıyor. İmkan olsa günde 5 kere kapkaç yapabilir. Dönüldü. Hepimizin katkısıyla bu kürsülerden söylendi, bu mecliste söylendi. Ceza önce 7 yıla çıkarıldı. Ama dendi ki zor varsa, sürüklenme varsa yağmaya girsin. Öyle planlanmış, tasarlanmış mobiletle 2 kişi nitelikli yağmaya girsin. 1 yıl olup yatmayan ceza 15 yıl oluveresiye herkes aklını başına aldı. Dedi ki bu devlet kafaya takmış. Bundan sonra kapkaç yapanın burnundan getirecekler, gün yüzü göstermeyecekler. Şimdi kapkaç dünyadaki oranlarda, Türkiye kapkaç cenneti bir ülke olmaktan çıktı. Artık televizyonlarda pek az görüyoruz. Demek ki neymiş? Toplumsal mukabakat varsa kadına şiddette yok mu? Kadın cinayetlerinde yok mu? Buna herkes karşı çıkarsa, sözde bakarsan savunan var mı? Ve devlet bu işe kafayı takarsa, masaya yumruğu vurarsa, ben bu işi bitireceğim derse bitiriyor. İşte İstanbul Sözleşmesi bu kararlılığın sözleşmesiydi. İstanbul Sözleşmesi'nde o yıl bütün vakaların azalmasının sebebi ayaklarını denk aldılar. Devlet, meclis bu işe kafayı taktı dediler. Bundan sonra kadına karşı şiddetin cezası ağır, kadına karşı cinayet, minayet aman ha dediler ve ayaklarını denk aldılar. Sonra yapılacak düzenlemeler gecikti. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı. Yapılanlar düzgün uygulanmadı ve bir takım çevrelerden, öyle muhafazakar falan değil, muhafazakarlardan değil, gerici, selefi, kadını hayvanla bir gören, sahipsiz olanlar boşta gezenleri sahiplendirilsin diyen geçmişin domuz bağcıları velveleye başladılar. İstanbul Sözleşmesi'ne hayır. İstanbul Sözleşmesi'ne hayır. Döndü dolaştı. Bir takım sağ partilerinde bunu meydanlarda söylemesiyle birlikte Tayyip Erdoğan %0.5 oyun peşine düştü. O canileri hoş görenlerin, o kadının sırtından sopayı eksik etme diyenlerin, uzaklaştırma kararını evlatlarımdan uzaklaşıyorum diye ajite edenlerin taleplerine uyup hepimizin birlikte girdiği sözleşmeden, Türkiye'nin adıyla, İstanbul'un adıyla anılan bu sözleşmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıktı. Şimdi her gün bir cinayet işlenirken niye işleniyor derseniz, Tayyip Bey tek kişilik imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak devleti kadınların ve çocukların arkasından çekti. Katiller dedi ki tam tersine, bak artık eskisi kadar ceza vermeye niyetli değiller. Bak artık şiddet o kadar da herkesin karşı çıktığı bir şey değil. Bundan sonra bana bir şey olmaz. Girsem de kravatı takarım, iyi halden yararlanırım. Pişmanım derim, pişmanlıktan yararlanırım. İyi bir avukat gelir, beni birkaç sene sonra nasılsa infaz kanununu AKP ile MHP değiştirir. Devlet Bey bir mafya lideri için, Devlet Bey geçmişten dava arkadaşım dediği bir kriminal için gider ricada bulunur, dönülür dolaşılır, hapishaneler boşalır, ben de araya karışırım dediler. Bu kadar politik, bu kadar siyasi, bu kadar gerçek bir mesele. O yüzden devleti kadının çocuğun arkasından çekince istatistiklerin böyle fırlamasına kimse şaşırmasın. Kadın Kolları Genel Başkanımız burada. Kendileri çalışmışlar, bize önerdiler.
Dedik ki çok iyi olur. AK Parti dahil bütün partilerin kadın kolları genel başkanlarına çağrıda bulunduk. Gerekirse tek tek ziyaret edecekler. Bu hafta olayı kınayan eylem de yapacaklar ama esas olarak da tüm siyasi partilerin, kadın örgütlerinin peşine koşup diyecekler ki gelin, gelin bu İstanbul Sözleşmesi'ne dönelim. Eğer kadınların uzattığı bu eli, siyasi görüşü ne olursa olsun, Allah var, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığında ben AK Partili birçok kadın milletvekilinin ne kadar üzüldüğünü, gücümüz yetmedi dediklerini, kahrolduklarını biliyorum. Ama bir sessiz çoğunluk ve bir yandan da kadını Bakanlar Kurulu görevlendirirken sadece Aile Bakanlığı'na layık gören, 17 bakanlığı erkeğe veren, kadının yerini aile ev diye gören anlayış bu memlekete bunu yaptı. Türkiye'nin bütün kadınları, biz bu mücadeleyi elbette iktidar olduğumuzda ilk 10 günde, aslında hepimiz biliyoruz ki bir imzayla çıkılamaz. Aslında hukuken, uluslararası hukuk açısından zaten yürürlükte ama bu işe bizim iktidarımızı yapılacak ilk genel seçimi beklemeden şimdiden kim el veriyorsa elini tutacağız. Omuz omuza vereceğiz. Çocuk istismarcılarını, narinin katillerini, kadın katillerini bir daha gün ışığı görmemek üzere ne yapılması gerekiyorsa biz buradayız. Hep birlikte çalışıyoruz. Bir de Tayyip Bey'e bir şey söyleyeceğim. Sayın Erdoğan, seçimden önce çok söz verdin. Emekliye enflasyonu ezdirmeyeceğim dedin. İnim inim inliyorlar. 12.500 lira. Asgari ücrete 4 kere zam düşünülür dedin. 4'ü bırak, bu sene ikinci zam mı yapmadın? 17.000 lira verildiği günün 17.000'i düşmüş 11.200 liraya. Diğer taraftan depremzedeye söz vermişsin. Birazdan bahsedeceğim. Ne evlerini verdin, ne verdiğin sözlerin geri kalanı tuttun. Tuta tuta verdiğin sözlerden bir Hüdapar'a verdiğini mi tutacaksın? Madem hiçbir sözü tutmuyorsun, şu Hüdapar'a, şu kadına karşı şiddeti meşrulaştıranlara, domuz bağcıların avukatlarına verdiğin söz lanet olsun, tutma o sözü artık. Kıymetli grubumuz, birazdan benim de katılacağım bir oturuma katılacak. Önerimiz o yönde, o yönde ilerlemesini de bekliyoruz. Bir kapalı oturum yapılacak. Sebebi, geçtiğimiz hafta bu meclisin açılışında, bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu meclisin kürsüsünden çıktı dedi ki, İsrail'in bir sonraki hedefi biziz. Bu laf öyle laf olsun diye söylenmiş bir laf değil. Söylendiğinde arkası boş bırakılacak bir laf değil. Bu ülkeye diyorsun ki İsrail Filistin'e yaptığı saldırıdan, Lübnan'a yaptığı saldırıdan sonra bize de saldıracak, bize de füze atacak, bize de savaş ilan edecek. Ve sonra dönüp arkanı gidiyorsun. Bu o kadar kolay değil. Böyle bir tehdit var mı? Biz kapalı oturumda çok daha net değerlendirmelerde bulunacağız. Ama söyleyelim, Türkiye gibi bir ülke, böyle güçlü bir ülke, bu kadar kahraman bir ordu, uluslararası NATO başta olmak üzere yapılardaki NATO'nun 4. 5. madde yükümlülükleri, Birleşmiş Milletler, Türkiye gibi bir ülkeye İsrail, Netanyahu saldıracakmış da, tehdit olacakmış da, bunun akla yatar tarafı yok. Söyleyen kahvede biri olsa deli misin derler. Ama söyleyen cumhurbaşkanı olunca gel anlat dedik. Kendisini davet ettik. Tabii bu meseleyi Netanyahu'nun canlı yayında dinlemesini hiçbirimiz istemeyiz. Kapalı oturalım yapalım, gel anlat dedik. Şimdi kendi gelmedi.
iki bakanını yolladı ve birazdan iki bakanı gelecek ve bize bu konuda bilgilendirme yapacak. Ama önce şunu söyleyeyim. Kıbrıs Barış Harekatı'na hareket için talimat verildiğinde meclis acil ve kapalı oturuma çağrıldı. Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan meclisi bilgilendirdi. Harekatın fiilen başladığı ve siyasi hedeflerin belirlediği asgari sınırlara yaklaşıldığı ilk günün sonunda meclis bir daha oturuma çağrıldı. Başbakan Bülent Ecevit tarafından meclis bilgilendirildi. O toplantılarda çıkışta muhalefet lideri Süleyman Demirel çok açık, net bir bilgilendirme yapıldığını, hükümetin devlet adabına uygun davrandığını, bundan sonra Türkiye'nin iktidarıyla muhalefetiyle tek yürek olduğunu söyledi ve yürüdü. Şimdi bu toplantıya giriyoruz. Bu toplantının tutanakları 10 yıl açıklanamayacak. Yani içeride söyleneni dışarıda söyleyemezsiniz, söylememelisiniz, söylemeyeceğiz. Ama içeride söylenmeyeni gelip burada ifşa ederiz. Çünkü kimse İsrail'in Türkiye'ye saldırması gibi yakın bir tehdit, orta vadeli bir tehditi görmezken bir yandan da 22 yıl sonra 31 Mart'ta seçim kaybetmişken o günden bugüne hep ikinci partiyken ekonomiyi çözemiyorken enflasyonu düşüremiyorken ya her şey ataş pahasıyken vatandaşa yapılan bütün anketlerde birinci sorun ekonomi, ikincisi işsizlik, üçüncüsü geçim sıkıntısı çıkıyorken güvenlik kaygısı en dipteyken devletin başındaki cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı şapkasıyla parti başkanı refleksi gösteriyorsa ve bir güvenlik kaygısı üzerinden açsınız, yoksulsunuz, işsizsiniz ama arkama geçmelisiniz. Tehlike büyük, İsrail saldıracak diyorsa o zaman iş başka. O zaman onun için zaten dedik, gel kapalı oturumda anlat, ikna et, gereğini yapalım. Yok, televizyonda gördüklerimizi göreceksek, İsrail'deki bir iki meczubun attığı tweetten Türkiye'yi de hedefleyen büyük İsrail haritasıyla tehdit büyük diye bir şeyler göreceksek o zaman kimse kusura bakmasın. Şu numarayı da kimse bu millete yutturamaz. Onu ülkesinin ve Avrupa'nın canını okuyan Hitler şöyle yapıyordu. Alman çocuklarının tereyağına değil Alman tanklarının gresyağına ihtiyacı var. Çocuklarınızın beslenmesine isyan etmeyin. Önce Alman tankları güçlü olsun, çocuklar elbette tereyağına kavuşur. Bu yaklaşım Türkiye siyasetine dış tehdit diye yaklaşıp da bu meseleyi bu noktaya getirme noktasında bir hesap içeriyorsa o hesaba teslim olmayacağız. Herkes aklını başına alacak. Bu ülkenin gerçek sorunlarını kimseye örttürmeyiz. Kimseye. Biz bir yıl önce gecenin bir yarısı 7 Ekim akşamı 6 Ekim'i 7 Ekim'e bağlayan gece Hamas'ın İsrail'in sivil hedeflerine bombalı saldırı yapmasını kınadık. Bu terör eylemi dedik. O günden bugüne vay siz Hamas'a terörist mi diyorsunuz? İsrail'deki sivillerin üzerine attılar. Sonra o günden sonra İsrail göya kendini savunmak için göya meşru müdafaa hakkı diye o günden beri katliam yapıyor. Soykırım yapıyor. 47 bin çoğu kadın ve çocuk 47 bin kişinin canına kastetti, öldürdü onları. Dünya kadar engelli bıraktı, yaralı bıraktı ardında. Dünyadaki bütün sol sosyal demokrat liderlere mektup yazdım.
İkinci başkan olduğum, başkan yardımcısı olduğum Sosyalist Enternasyonel'de hem İspanya'nın hem Baltık ülkelerinin, İskandinav ülkelerinin İsrail'i kınaması, Filistin'i tanıması için mücadele verdim. Almanya'da Alman Sosyal Demokratlarının kongresinde kendi dillerinde tane tane bu işe müsamaha gösterilmemesini söyledik. Son çağrımız Ramallah'ta Sosyalist Enternasyonel'i toplamaktır. 77 ülkeden partiyiz. Bunların hepsi burada duruyor. Bu mücadeleyi veriyoruz, vermeliyiz. Ama bir yandan da tabii ki 1967 sınırında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin bizim meselemizdir, bizim davamızdır. Ecevit'in davasıdır, Deniz Gezmiş'in davasıdır, Türk solunun davasıdır. Peki son zamanlarda ilk olayları başlatan Hamas saldırısını kınadık diye bir yıldır İsrail'e yaptıklarımızı görmeyip Filistin davasını tek elinde tutmak isteyen anlayışa soruyorum. Siz Ekim 2023'te başladı saldırılar. Türkiye'de pek çok siyasi ama en çok Cumhuriyet Halk Partisi. İsrail'le ticareti kes, İsrail'le ticaret yapıyorsun dedik. Ekim, Kasım, Aralık inkar ettiler. Ocak, Şubat söyleyene saldırdılar. Mart ayında yumuşadılar. Nisan'da yazıyı çıkardılar. İsrail'le ticaret yasaktır diye. Saldırılar başladığından yazının çıktığı güne kadar 90 milyar TL mal satılmış. Bunun tam 20 milyarlık kısmı savaş malzemesi. Yani bizim gemilerle gitmiş, Filistin'in tepesine yağmış. O günden sonra durdurduk diyorlar. Arkadaşlarımız bir çalışma yaptılar. Normalde İsrail devletinde bilgisayarı açan herkesin görebildiği Sanayi Ticaret Bakanlığı verileri var. O verilere baktığınızda İsrail'deyseniz görüyorsunuz. Buradan görmek için başka teknik zorluklar var. Onları açtık. O verilere ulaştık. Ne gördük biliyor musunuz? İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor. Cayır cayır. Neden? Bana dedim ki nasıl olur? Hazırlayın. Bir, İsrail'le serbest ticaret anlaşması askıya alınmamış. İki, kısıtlamada Türk menşeli ve İsrail menşeli ürün ifadesi kullanılmamış. Bu yapılmayınca ithalatta İsrail menşeli ürünlerin üçüncü ülke üzerinden, örneğin Azerbaycan'a satılıp gelmesi, Yunanistan'a satılıp gelmesi, Almanya'ya satılıp gelmesi yasaklanmamış. Türk mallarının üçüncü ülkeye satılıp gitmesi yasaklanmamış. Son kullanıcı sertifikası aranarak bu mal nereye gidecek en son sorusu yasaklamaya konmamış. Bankacılıkta takip yapılmamış. Türk gemilerinin İsrail limanına girişi yasaklanmamış. Ticaret yasak, boş gemiyle gidiyorum diyor mesela. Yasaklanmamış. Ve en kötüsü de malın serbest bölgeden, antrepodan çıkıp geçici depolama merkezinde etiket değiştirip İsrail'e gitmesi de yasaklanmamış. Fiili durum şu. Mal limandan çıkıyor. Gemiye yolda başka bir gemi yaklaşıyor. Evraklar kağıt üstünde tak 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 tak. O ülkeye gitmiş, oradan buraya gitmiş diye düzenleniyor. İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan, sen mi samimisin, biz mi samimiyiz? Sen mi samimisin, bu Türk milleti mi samim? Bir yandan da bambaşka işler yaşanıyor Türkiye'de. Vatandaş mesela
İsrail Türkiye'ye saldıracakmış diye konuşsun istiyorlar. Tehlike büyük. Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir diyorlar. Kahvelerde, ev gezmelerinde, komşu sohbetlerinde, işçi servislerinde bu konuşulsun istiyorlar. Oysa millet bunu konuşmuyor. Millet ne konuşuyor biliyor musunuz? Cep telefonunun faturasını konuşuyor. Bakın, ülkemiz internet hızında 161 ülkeden 106. sırada. Bizden yavaş ülkeler Venezuela, Bangladeş gibi ülkeler. Dünya genelinde internet hız ortalaması 85 megabit, bizde 42, yarısı bile değil. Mobil internet hızında 111 ülkeden 58. sıradayız. Fiber internet hızında 38 ülkeden 26. sıradayız. Ve 21 Aralık 2017'de 100 megabit internete çıkacağız. Hedefi kondu. Üstünden 7 yıl geçti. 2024 bitiyor. Hedefi koyan ve canlı yayınlarda açıklayan Bakan Ahmet Aslan gitti. Üstüne de 3 bakan değişti. Halen daha Türkiye 100 megabit değil, 42 megabit internette. Ve ne yaptı bu beyler? Ne yaptılar? Tarifelerle oynayarak 2020 yılında bir aile, bunu şöyle söyleyelim, 4 kişilik bir ailenin iletişim ve haberleşme maliyetleri. Anne, baba, 2 çocuk. Sabit telefon, anne de baba da telsiz telefon. Çocuğun büyüğünde telefon, küçüğünde tablet. Evde de internet. Bunun bir karması var. En makul tarifeler. Buna bir ailenin iletişim haberleşme maliyeti diyoruz. 2020'de aylık 300 lira veriyormuş. 2021'de 353, 2022'de 442, geçen sene 745, hep çoğalıyor ama bu sene bu son düzenlemeyle 2350 lira. 2350. Millet bunu konuşmasın diye İsrail füze atacak diyorlar. Millet yılda 28 bin lirayı, ki bu cep telefonuna lüks diye gören şunu bilsin. Lüks diye gören. Adana'da Irgat pazarında bekleyen adam hamal cep telefonuyla bulunuyor. Su tesisatçısı cep telefonuyla bulunuyor. Elektrik kaçağı olunca elektrikçi cep telefonuyla bulunuyor. Çilingir cep telefonuyla bulunuyor. Boyacı cep telefonuyla bulunuyor. Çiçekçi cebini yazıyor, gidiyor köşede poğaça satıyor. O yüzden bu özellikle yoksulların, buna erişimi yoksulların işini de aksatıyor. Ve 745 liralık paket 2350 liraya çıkmış. Ve bunu yapan kim? Bunu yapan Türk Telekom, Turkcell, Vodafone. Türk Telekom devletin. Turkcell, asrın kapkacına uğradık. Çarptılar bizi, tekrar kuzağımıza attılar. Yine devletin. Vodafone'la da, dünya deviyle de anlaşmışlar. 700 liralık faturayı 2350 lira yapmışlar. Hani enflasyon çok değildi de ahlaksız fırsatçılar vardı. Hani enflasyon aslında yoktu da yüksek değildi de birileri fırsat bilip çok zam yapıyordu. 700 liralık faturayı 2300 liraya çıkarırken Mehmet Şimşek'in onayı yoksa Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı vardır. Faturasını alan ve eli yanan herkese söylüyorum, senin elini yakan, cebine elini atan Recep Tayyip Erdoğan'dır. İktidar partisi ekonomiyi düzeltme konusunda elbette sınıfta kaldı. Orta direği yok ettiler. Asgari ücret, beyaz, mavi, gri yakalılar, beslenme ya da barınma sorunu yaşıyor. İstanbul'da ev tutarsan aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın. Sistem bu noktada. İktidarın bu sorunları çözecek bir reçetesi yok. Asgari ücrete 4 kez zam yapacağım dedi, ikinci zammı bile yapmadı. Ve
en son aylık enflasyon açıklandı. Aylık enflasyonda yaz etkisini beklediler. Eksi enflasyon beklediler, %3 geldi. %3 enflasyon dünyadaki 83 ülkeden yüksek. Ama lafımı yanlış anlamayın. Yıllıkta değil. Bizim aylık enflasyonumuz 3, dünyadaki 83 ülkenin bir yıllık enflasyonu %3'ten düşük. Türkiye toplam enflasyonda Arjantin, Güney Sudan ve Zimbabwe'den sonra enflasyonu en yüksek ülke. 51'den 49'a düştük diyor. Yaz etkisi, baz etkisi 51'den 49'a düşünce fiyatlar düşmüş gibi anlatıyor. Niye fiyat düşmesi? 51 ise enflasyon, geçen sene 100 lira olan mal 151 olur. Enflasyon 49 olunca 149 lira olur. Fiyat düşmez. Geçen seneye göre %51 değil 49 artar. 151 lira olacağına 149 lira olur. Ama geçen seneden 49 lira pahalı olur. Enflasyonu eksi yapmadan fiyatlar düşmez. Enflasyonu tek haneye indirmek için bu yalan, bu masal bitmez. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomi koordinasyon kurulumuzun, ekonomi masamızın gayretleriyle bu rakamları, bu gerçekleri hem iş dünyasıyla, hem emek örgütleriyle, hem sokakla, caddeyle, hem ev hanımlarıyla, hem asgari ücretle çalışanlarla en etkili şekilde konuşmaya, bu yalanları gün yüzüne çıkarmaya devam edeceğiz. Pazartesi günleri Hatay'daydık. İktidar partisinin üvey evlat yerine koyduğu, verdiği sözleri tutmadığı Hatay'da grubumuza teşekkür ediyorum. Yaz boyunca gölge bakanlarla ilgili milletvekilleri, milli eğitim, ulaştırma, sağlık, ekonomi, depremsellik, dirençli kentler noktasında, hukukçularımız rezerv alan meselesinde gittiler geldiler. O raporlarla gittim. Dün Hatay'da 700 kişilik bir salonda 1000 kişiyle oturduk. Normalde CHP eleştiriye açık bir parti. Hatay eleştiri dozu yüksek bir il. Bu kadar zorluktan bir yana orada eleştiri değil, hepiniz sayesinde takdir duydum. Hiç buradan elinizi çekmediniz. Atatürk'ün dediği gibi Hatay'ı kendi meseleniz, şahsi meseleniz bildiniz. Buradan ayrılmayın dediler. Dün 1000 kişi bir karar verdik. Dedik ki bu salonu parça parça ayıralım. Her hafta bir gölge bakan gelsin. Sorunları biliyoruz. Çözüm önerilerini söyledik, daha çoğunu söylüyoruz. Ama takip etsin. Her hafta Hatay'ın sesi, Hatay'dan bir gölge bakanla ve ilgili milletvekilleriyle ve o raporlar doğrultusunda genel başkan ağzından bu kürsüde söylensin. Sözümüz sözdür ki Hatay'dan eksik olmadık, olmayacağız. Eksik olmasınlar canım Hataylılar, onları yalnız koymayacağız. Söz veriyorum. Bir iki rakam vererek yavaş yavaş tamamlayacağım ve en önemli kısma geleceğim. Bir, Hatay'da 254 bin konut vereceğiz dediler. 11.366 anahtar dağıtıldı. %4.5. Türkiye'de oran 650 bin yapacağız dediklerine kıyasla %15'te. Tayyip Bey 365 bin yetecekmiş diyor. Türkiye ortalaması %30, Hatay ortalaması %4.5. 100 depremzedenin 96'sı çadırda, konteynerde ya da gurbette. Yerinde dönüşüm yapanlara 750 bin kredi, 750 bin hibe yetmiyor, işlemiyor bu inşaat fiyatlarıyla, maliyetleriyle. 1,5 milyon hibe, 1,5 milyon kredi Hatay'ın temel beklentisi. Bunu arkadaşlarımız mecliste bu hafta dile getirsinler, çalışsınlar, ilgili komisyonları toplantılara çağırsınlar. Amikovası'nda 15 çeşit ürünün
15'i de zararda. Geçen sene 25'e satılan pamuk 18-22 arası alıcı bulmakta. TOKİ evleri ev çıkana boş senet imzalatıyorlar, mafya gibi. Senete imza atmazsan deprem konutunu teslim alamıyorsun, senet boş. Ardını sonra dolduracaklar. Deprem dosyalarına bilirkişi raporları yollanmayarak, gelenler kabul edilmeyerek, yenileri isteyerek, tutuksuzlar tutuklanmadan, dava sonuna gelirken firar ederek, firarilere kırmızı bülten çıkarılmadan Hatay'da depremdeki kayıpların sorumluları devlet eliyle sistematik şekilde yargı araçsallaştırılarak kullanılıyor. Bu konuda büyük isyan var ve mücbir sebep 3 ayda bir uzatıyorlar. 3 ayda bir Hatay işi gücü bırakıyor. Hatay milletvekilleri işi gücü bırakıyor. Mücbir sebebi uzatın. 3 ay uzatmayın. Kasım geliyor. Şunu 3 yıllığına uzatın. Daha önce başka illerde 2 yıl, 3 yıl uzatıldı. Bunu yapın. Artık Hatay'ın önünü açın. Önünü görmesini sağlayın. Biz haftaya Ulaştırma, Gölge Ulaştırma Bakanımız Ulaş Karasu ilk takip toplantısını yapacak. Her hafta orada olacağız. Her fırsatta Hatay'ın sorununu dile getireceğiz. Neden yapıyoruz? Vasiyet öyledir. Gazi'nin vasiyeti öyledir. Hatay onun milli meselesidir, şahsi meselesidir. Hatay bizim meselemizdir. Hatay'ın ve Türkiye'nin bir meselesi sığınmacı sorunu. Çok konuştuk, çok anlattık. Esad'la görüşmeye gideceğiz deyince ben de gideceğim dedi. Putin'i devreye soktu. Sistemi kilitliyor. Çözüm üretmiyorlar. Bir yandan tarihi fırsat var. Esad genel af ilan etti. Türkiye'de, geçmişte, Suriye'de suçu ne olursa olsun bulunan herkes giderse aftan yararlanıyor. Genel af. Cezaevleri boşaldı. İlan tarihinden önce işlenen suçlar işlenmemiş sayılacak. Tam Suriye'ye dönecek fırsat. Tam dünyayı ayağa kaldıracak. Elinizi taşın altına sokun diyecek. Haydi bakalım bunlar memleketine gitsin, orada otursunlar, çalışsınlar. Fabrikaysa oraya kurulsun, okulsa oraya yapılsın. Bizimkinden tık yok. Ve bir çalışma yapmış göç idaresine. Türkiye'de geçici sığınma statüsünde olanların 3 aylık geçici çalışma izinlerinin 3 yıla çıkarılmasına, Türkiye'de bulunan geçici sığınmacıların oturma izni olmayanların, çalışma izni olmayanların olmasına, bunların istihdama katılmasına. Allah'tan korkun ya. İstihdama, çalışma izni olmayan yeni Suriyelilere çalışma izni verip onları istihdama katacağına, Türkiye'de 3 gençten biri işsiz kardeşim. 3 gençten biri işsiz. Bizim evladımızı istihdama kat. Emekliler dün İskenderun'da kaldırıyor. Anlatıyor, ağlıyor. İlacın katılım payı, ilacın verilen diğer ücretleri canımıza tak etti diyor. Suriyelilere bedava, Türkiye'deki emeklilere sağlık parayla. Biz ayrımcılık yapan, birey olarak sığınmacıyı hedef alan bir siyasi parti değiliz. Yapanları da hiç doğru bulmuyoruz. Ama biz sığınmacıya değil, sığınmacı yaratan politikalara ve Tayyip Erdoğan gibi politikacılara karşıyız. Ve herkesin madem ki artık orada şartlar olgunlaştı. Genel hafta çıktı. Herkesin evi güzel, herkesin memleketi güzel. Bizim yoksulumuz, bizim işsizimiz bize yeter. Onun için Tayyip Erdoğan'ı derhal Esad'la görüşmeye davet ediyorum. Derhal. İstanbul Belediye Başkanımız sevgili Ekrem İmamoğlu, hepimizin İstanbul'a hizmetlerinden onur duyduğu, Beylikdüzü'nde aday olduğu günden beri
şimdiye kadar AK Parti'ye 4'te 4 yapan Beylikdüzü Belediyesi 31 Mart seçimleri, 2019 tekrar seçimleri, 2024 yerel seçimleri. 4'te 4. Hani böyle yapıyor ya, 4'te 4. Rüyasına o giriyor. Eskiden o yapıyordu böyle. Şimdi rüyasında Ekrem Bey yapıyor ona böyle. Öyle olunca siyaseten baş edemeyince, demokratik bir yanışla yenemeyince, 2019'da önce YSK'ya suç işletip seçimleri iptal edip 12.600'lük fark vardı. 45 gün sonra 608.000 fark oldu. Niye? Vallahi niye biliyor musunuz? Çok özet anlatayım. Fatih'te bir bakkal amca dedi, 30 sene dedi burada fasulye tarttım, pirinç tarttım, nohut tarttım. 30 senedir de Tayyip Erdoğan'a oy attım dedi. Ben dedi hak geçmesin diye pirinci dedi hep müşterinin kefesine şöyle ucuyla atarım. Belki dedi 30-40 yılda bir kamyon pirinç, bir kamyon buğday attım müşteriye hak geçmesin diye. Bir kere oy atmadım size dedi Özgür Efendi. Bir daha da atmam belki dedi. Son seçimde de Binali Bey'e verdim. Her seferinde de Tayyip Bey kim diyorsa ona verdim. Bu sefer vereceğim Ekrem evladıma. Çünkü hak geçti dedi, hak geçti. Hak geçti. Şimdi Tayyip Bey o hacı amcayla inatlaşmaya devam ediyor. O hacı amcanın ferasetiyle ve vicdanıyla inatlaşıyorlar. Bir başkası, adı ahmak davası. Ya mevzunun özeti şu, hiç hukuki kısmına girmeye gerek yok. Soylu Avrupa'daki belediyelerle konuşurken Türkiye'deki sıkıntılarını anlatan İmamoğlu için Türkiye'yi yurt dışına şikayet eden ahmak deyiverdi. O da hakkıdır ya, sensin ahmak deyiverdi. Türkiye'deki seçimi iptal ettiler ahmaktır dedi. Bu lafı söyleyen Soylu'ya cevaben söylendi. Soylu kendisi tazminat davası açtı bana ahmak dedi diye. Sonradan bir cinlik, bir kumpas düşürdüler. Yok ya, Soylu'ya açmış olmasın. Bizce o YSK'yı kastetmiş olsun. Kurul halinde çalışan kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl ceza verelim, siyasi yasak getirelim. Bu meselenin özü Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirme değildir. Bu meselenin özü Türk milletine kendisini kimin yöneteceği konusunda seçme yasağı getirmektir. İmamoğlu'nun şahsi meselesi değildir. Türk halkına günü geldiğinde Ekrem İmamoğlu aday olursa onu seçemezsin diye millete direnmektir. O yüzden dün sevgili Mansur Başkan'la da birlikteydik. O da kendi açıklamasını yapmıştı. Bu partinin dönüp dolaşıp Cumhurbaşkanı adayı o mu olur bu mu olur diye sarayı memnun edecek tartışmalardan ve sarayın taşeronlarının yarattığı çalkantılardan uzak durması lazım. Mesele Cumhurbaşkanı adaylığının Ekrem Bey'in seçme seçilme hakkının ötesinde milletin seçme hakkına saldırıdır. Bu milletin seçme hakkını bu millet elinden aldırtmaz. Nokta. Ha, siz ne yapıyorsunuz? Vallahi bu tip kumpasları çok gördük. Çok mücadele ettik. Bazen eksiğimiz, kusurumuz oldu ama bu meseleyi tüm boyutlarıyla, tüm parti birlik beraberlik halinde tam bir motivasyonla ele alıyoruz ve şunu söylüyoruz. Türkiye 2024 yılında seçmenin seçme hakkının elinden alınacağı, birine söylenmiş sözün çarpıtılarak kumpasa dönüştürüleceği bir ülke haline gelirse, bu ülke hukuk devleti olmaktan zaten çıktı ama tescillersiniz bunu, bütün dünyaya bir kez daha ilan edersiniz, sonra millete dönüp sakın ha ekonomiyi biz düzeltiriz, enflasyonu biz düşürürüz,
Sıkın dişinizi, az kaldı demeyin. Kötüsü geride kaldı demeyin. Eğer ki bu dava siyasi yasakla sonuçlansın, en kötüsü geride kalmadı. En kötüsü önümüzde. Bu millete yapılacak en büyük kötülük budur. Herkes aklını başına, ayağını da denk alsın. Birkaç küçük not, sonra da artık ilk toplantı olduğu için uzadı da biraz. Başı da çok keyifliydi, çok uzundu. Bir, geçen sene Elazığ'da bir ihale açtılar. Milletvekilimiz bana kapalı bir zarf getirdi. Bir tane de AK Parti Grup Başkan Vekiline birlikte verdik. Dedi ki, adrese teslim bir ihale, Elazığ'daki bakır madeni Cengiz Holding'e anahtar teslim. Dedi ki, sondaj montaj olmadan 3-5 milyar dolarlık bakır var diyorlar. İçinde altın da var, gümüş de var. En az 60 milyar dolar. Günü gelince kapalıydı zarf, açtık. İçinden Cengiz İnşaat çıktı. 2 hafta önce mühürlemiş. Nereden bildin dedik. Dedi ki, öyle bir davet mektubu, öyle bir şartname yazmışlar ki başkası giremiyor. Cengiz İnşaat 3 milyara aldığı işi, 5 milyara aldığı işi 60 milyar liralık çıkardı, rezerv daha da çıkarıyor. Şimdi Sinop'ta aynı numara çekiliyor. Haftaya bu saatlerde geçmiş olacağı için bugünden söylüyorum. Haftaya salı sabah yine bir ihale var. Bu sefer Sinop'ta şartname kopyala yapıştır. Aynı Elazığ'dakine benziyor. Ve genel başkan yardımcımız çalıştı. Şartnameye yazmışlar. Şartnameye yazmışlar. İhale bedeli 3,5 milyar. Deniz Yavuz Yılmaz hesaplamış, tam 100 milyar TL. Şartnameye bazı sistemler tanımlamışlar. O tanımlanan sistemler bir tek Cengiz İnşaat'ta var. Aynı Elazığ gibi anahtar teslim verecekler 3,5 milyara. Cengiz İnşaat 100 milyarını yiyecek bu milletin. Buradan bu büyük hukuksuzluk için milletimize, Elazığ'a, Sinop'a, 81 vilayete bu Cengiz İnşaatı da, bu Cengiz İnşaatı gönendiren, zenginleştiren, kayıran, besleyen ve ondan beslenenleri şikayet ediyorum. Madem ki her şeyin sorumlusu benim, ben diyorsun, Recep Tayyip Erdoğan, milletin malını Cengiz'e peşkeş çekiyorsun. Dün Hatay'da yol bulan işçilerini ziyaret ettim. 104 gündür eylemdeler. 700 derece sıcakta düşük maaşa çalışıyorlar. Asgari ücret artıp 25 bin lira olsaydı maaşları 30 bin olacaktı. Ama asgari ücret artmadı. 19 bin liraya çalışıyorlar. Dayanamıyorlar. Çok ağır işleri var. Eylemdeler. Eylemleri için gittik, yanlarında durduk. Hatay milletvekillerimiz yarın son bir kez işverenle arabuluculuk görüşmesi yapacaklar. Ümit ediyoruz çözerler. Bir de benim hemşerilerim var. Bağımsız maden işe bağlı Fernas işçileri. Soma'dan Ankara'ya yürüdüler. Yalın ayak yürüdüler dikkat çekmek için. Fernas şirketi AK Parti Batman milletvekilinin adı ve soyadının kısaltmasıdır. Vekilimiz Ankara'da aktif milletvekilidir. Orada işçiler son derece makul talepleri sırf sendikalı oldukları için kabul edilmemiştir. İşçilere kötü davranılmıştır. Direnen işçilere ters kelepçe yapılmıştır. Ve buradan hepinize hatırlatırım ki Soma'da bir sarı sendika var. Soma'yı perişan eden sarı sendika. Bu işçiler bağımsız maden işte örgütlüler. Niye? Hani geçen sefer Soma'nın hakkını vermediler de, Süleyman Soylu'nun tüm zorlamasına rağmen yola düştüler de, sarı baratları yere tak 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 vurdular da, hak aradılar da,
Soylu direndi, Tayyip Bey direndi, verilmedi, verilmedi. O bağımsız maden için gariban kurucusu Tahir Çetin ve Ali Faik İnter, Süleyman Soylu'nun geri çevirdiği bu yolda, bayram için gidip yine geleceğiz derken, anasının elini öpmeye evladına giderken trafik kazasında öldüler ya, bu bağımsız maden iş, o bağımsız maden iş. Şimdi bu arkadaşlar Fernas işçileri eziliyormuş, görmüşler ki sarı sendika değil, görmüşler ki maden işçisinin hakkı için bağımsız kurulan bir sendika can veriyor, biz de oraya geçiyoruz demişler. İşte ondan korkuyor AK Parti milletvekili. Fernas işçilerinin sonuna kadar arkasında duracağız. Durunuz, bu milletin vicdanı parayı da yener, Tayyip Bey'in siyasi desteğini de yener. Ve en tatsız ama konuşulması gereken konuya geldi sıra. Zor bir yola çıktık hepimiz. Siyaset kolay değil. Geniş olacaksın. Her türlü saldırıya, iftiraya hazır olacaksın. Dışarıdan neler neler gelir, vız gelir, tırıs gider. Sen yanındakine, arkandakine, canına, ciğerine, dava arkadaşına bakacaksın. Onlar ki Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin üyeleridir. Onlar ki en kötü günde birbirine sahip çıkanlardır. Uzaktan gelen taşa hiç bakmayacaksın. Dayanacaksın. Öyle yaptık. Geçtiğimiz hafta bunu çok ahlaksız bir boyuta ulaştırdılar. 20 Nisan ayı 1993'ün Nisan ayından beri 31 yıldır bir arada olduğum üniversite arkadaşımın biricik kızımın anasının boşanma davası açtığını iddia ettiler. İnanamadık. Bununla kalacak sandık. Bir takım yalanlar uydurdular. Durmadılar. Beni 31 Mart'taki ortak başarımızdan dolayı 1 Nisan'da bizi cezalandıracaklardı, yapamadılar ya. O günden bugüne birinci parti sokaklarda, salonlarda, meydanlarda iktidar sesi yükseliyor ya. 47 yıl sonra parti birinci parti olmuş, tek yumruk olmuş, iktidara gidiyor ya. Akılları sıra genel başkanı yıpratacağız diye 18 yaşında bu partiye üye olmuş. O günden bugüne bu partide çalışmış. Üniversiteyi bitirmiş, yüksek lisansını yapmış, özel sektörde çalışmış, gençlik kolları başkanlığı yapmış, il başkan adayı olmuş, kaybetmiş, yılmamış. Bu partiye 18 yıldır, gencecik yaşına 18 yıldır hizmet eden, Manisa'nın tam mütabakatıyla, ya biz Manisa'da ilk ben aday oldum. Gülşah Başkan Gençlik Kolları Başkanı'ydı. %6 olan oy vardı bir önceki seçim. Üçüncü olduk, %14, 13.9 oy aldık biz. O günden beri bütün Manisa beraber yürüyoruz. 18 aldık, 21 aldık, 23 aldık. O günlerde bir milletvekili vardı, 3 milletvekili yaptık. 4'ü de bu sefer yaptık. İttifak ortağına gitti. 23 yaptık. 26 yaptık. 29 yaptık. 10 ay önce %29 aldık. Bu seçimde Manisa'da hep beraber, bir kişiyi arkada bırakmadan, bir kişiyi dışarıda bırakmadan, anketleri açık açık göstererek, sandıkları kurarak, kimseyi küstürmeden
Bu seçimde biz Manisa'da %59 oy aldık. Gülşah Durubay Gülşah Durubay Şehzadeleri merkez ilçeyi, Cumhuriyet tarihinde hiç kazanmadığımız ilçeyi, Mesir'in karıldığı ilçeyi, Fatih'in tahta koştuğu ilçeyi, muhafazakar kodları en kuvvetli ilçeyi dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, namusuyla kazandı. Aslan gibi kazandı. Dur bitireyim, dur bitireyim, müsaade edin. Çünkü hakikaten zorlanıyorum. Bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe, bu kadar kötülüğe. Hani meselenin ucu Atatürk'e verdiğim söz olmasa lanet olsun size deyip başka bir şey yapacağım da. Ama bu ilçeyi kazandı. Son hafta bu yalanı yayan hesaplar İYİ Parti Manisa'da ilçeleri alıyor, büyükşehirde CHP deyip %3-2 çıkacak oyları 30-35 çıkarıp manipülasyon yapıyorlardı. Şimdi döndüler bana saldırmak için Gülşah'ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Meselenin özünü bu aileye anlatacağım. Çocukluğundan beri bağırsak hastası. Çocukluğundan beri. En yakından takip edeni benim ve eczacı olan eşim. Evladımız bizim. O sürekli rahatsızlık bağırsakta bir kitle yapmış. O kitleyi aldılar. O kitle kötü huylu çıktı. Ve doktorları da şaşırdı. Akıllı ilaç da olmadı. Kemoterapi görünüyor. Kemoterapi için hastaneye yatacağı günü bekleyip, benim Antalya'ya gittiğim günü bekleyip, Antalya'da birine ama kimin kimlerin nasıl yolladığını herkes biliyor, gördü. O haberi yazdırdılar. Ben uçaktayken, evladım Gülşah kemoterapideyken o haberi yazdırdılar. Ve sonra sureti muhaliften gözüken, sureti muhalefetten gözüken birçok kişi de efendim bildiğiniz tepkileri bilmem neleri gösterdiler. Gülşah ben açıklayacağım dedi. Burasında kateter ertesi gün çıktı, gitti. Aslanlar gibi derdini herkese anlattı. Ama burada bir şey var. Biz bu iktidarı yeneceğiz. Tüm kötülüğüne rağmen yeneceğiz. Ama biz bu iktidarı yenerken cesaretimizle, temizliğimizle, onurumuzla yeneceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi elbette bir takım dışarıdan destekli adamlar. O yayanlar, neredeymiş o yayanlar? Şimdi CHP'li gibi görünenleri örgütte gören var mı? Sahada gören var mı? Son seçimde gören var mı? CHP'de farklı fikirler olur. Hiç sorun yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazen çok duyduk, duyunca itiraz ettim. Partiyi kamuoyu önünde tartışanı partide tutmam, kapı önüne koyarım. Ben böyle bir laf hiç etmedim. Kamuoyu önünde tartışmak kötü ama CHP demokratik bir parti. Farklı fikirler tartışılır. Ama kamuoyu önünde tartışacak argüman olmayınca AK Parti'nin, sarayın, bilmem nenin geçmiş temaslılarının trol orduları kurmalarıyla, kara propagandalar yapmalarıyla, yalan haberleri yaymalarıyla ve bunların üzerinden kirli bir siyaset yapmalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne diz çöktüreceklerini sananlar şunu bilsinler ki CHP trol ordusu beslemez. CHP kara propaganda yapmaz. Bel altı saldırmaz. Ahlak dışı bir iş yapmaz. Bunu yapanlar Cumhuriyet Halk Partili değildirler. Benim için vız gelir tırıs gider. Hem Gülşah'ın hatırı için, bendeki yeri için, hem de
Şu oyuna gelmemizi bekliyorlar. Şu oyuna Müzeyyen Hanım. Şu oyuna gelmemizi bekliyorlar. Başkanım, meclis başkan vekilim, Edirne il başkanım, Asiye Hanım, bu oyuna gelelim bekliyorlar. Bu oyuna gelir miyiz diye bekliyorlar. Jale Hanım, kadın kolları başkanım. Bir kadın bir yere gelmek için bir erkeğin bir şeyi olmalıdır. Bir erkek isterse bir kadın bir yere gelebilir. Eğer o kadın bir erkeğin kızı, eşi, akrabası değilse ve başarıyorsa, yılların emeğinin, bitirdiği okulun, yaptığı yüksek lisansın, başarılı yöneticiliğin, iş dünyası, iş hayatı başarısının, örgüte verilmiş 18 yıllık emeğin, erkeklerle birlikte sabaha kadar afiş asmanın, çorba dağıtmanın, sendika ziyaretinin hiç önemi yok. Eğer bir kadın bir yere geldiyse ve bildiğimiz bir bağı yoksa gayri ahlaki bir şey vardır. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili kadına bunu dedirtmem, dedirtmeyiz, dedirtmeyeceğiz. Dedirtmeyeceğiz. Bu partiye dışarıdan saldıranlar, bir kelime eksik konuşursak, bir santim eğilirsek, bir adım geri adım atarsak namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup, bir konjonktürden fırsat yakalayıp, bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar, alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim. Jale Hanım da, Kadın Kolları Genel Başkanım Aysu Hanım da, bu meclisin meclis başkan vekili de, Asiye Hanım da, Müzeyyen Hanım da bileklerinin hakkıyla buraya geldiler. Atatürk'ün açtığı bu yolda bütün Türk kadınları adına yürüyorlar. Ne feda edecek bir Gülşah'ımız, ne sizden korkacak bir Özgür Özel var. Cürümünüz kadar yer yakarsınız. Cürümünüz kadar. Önceki genel başkanlarımızdan Altan Öymen 96 yaşında bana bir uyarıda bulundu. Dedi ki hodri meydan deme. Güreş terimidir, siyaset terimi değil. O yüzden siyasette sana yakışan hodri meydan deme, başka türlü meydan oku. Bugün buradan siyaseten kimseye hodri meydan demiyorum. Ama bu partinin iktidar yürüyüşüne saray ilintili gizli hesaplarda toplanmış, bize karşı oluşturulmuş havuzlardan gayri resmi topralan paralarla bir geçmiş seçimde bize, adayımıza oy verilmemesini savunan bir takım haysiyetsizlerin yönlendirmesiyle yürütülen algı operasyonuna ve buna karşı partimi alt edebilecek olanlara diyorum ki hodri meydan, neyiniz varsa dökün. Buradayız, teslim olursak namerdiz. Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Teşekkür ediyorum.